Manşete hoş geldiniz. Moral üstünlük saraya geçti. Kimse kusura bakmasın. Durum bu. Dolayısıyla iktidarın yaptığı bu hamle karşısında muhalefetin ne yaptığı veya ne yapacağına bakıyorsunuz. Orada bir şey göremiyorsunuz. Pazartesi günü bu yayını yaparken takip edenler hatırlayacaklardır. Özellikle dolar kurlarını tek tek vererek son 38 günde o gün itibariyle şimdi artık 40 gün oldu ama şu son 2 günü saymayın. Yani 12 Kasım'dan pazartesi gününe kadar 20 Aralık'a kadar geçen 12 Kasım 20 Aralık arasında 38 günde sadece doların %77 değer kazandığını Türk lirası karşısında ve Türk lirasının elbette değer kaybettiğini anlatmıştım. Bu yayından birkaç saat sonra pazartesi Türkiye saatiyle 21 dolaylarında Erdoğan ekranlara çıktı ve döviz getiri garantili mevduat faizi uygulamasını açıkladı. Yani Eskiden onu Turgut Özal yapmış. Adı DCM'ymiş yani dövize çevrilebilir mevduat. Şimdi ona DEM diyorlar kısa adıyla. Dövize Endeksli Mevduat. Bununla kastettikleri biliyorsunuz ama bir kere daha tekrarlayayım. Türk Lirası mevduatınıza ne kadar faiz alıyorsanız sizi döviz artışına ezdirmeyeceğiz diyor iktidar. Farkı hazine ödeyecek diyor. Bununla moral üstünlüğünü kazandı biliyorsunuz. O halay görüntüleri Malatya'da başka yerlerde davul zurnalı kutlamalar başladı. Kimsenin aklına böyle bir ihtimal gelmedi. Onu söyleyeyim. Ee, ben söylemiştim diyeni de, diyene de şu anda bilemiyorum. Yani dolaşıma girmemiş, önüme çıkmamış, görmemişim. O kadar tarıyorum her gün medyayı. Böyle bir ihtimali kimsenin dile getirdiğini görmedim. Şu son iki gündür, 3 gündür de ben söylemiştim diyen de çıkmadı. Dolayısıyla iktidar gerçekten bir ters köşe yapmış oldu. Şimdi bunun ekonomik olarak ne anlama geldiğini, kamu ya nasıl, halka nasıl bir yük yüklediğini, bundan sonra gerçekten tamirinin, telafisinin nasıl zorlaşacağını falan anlatırız. Uzun uzun konuşuruz ve bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Ama şu an tabelaya baktığınızda kendi karenizde birkaç gol görüyorsunuz. Ve olayları siyaseten yorumlamak benim işim. Ekonomik analiz bu işin ekonomistlerine, profesörlerine, kamu maliyecilerine vesaire düşer. Özellikle kamu maliyecilerine düşer ki e, Monster TV'de e, Eser Karakaş'ın bir kamu maliyecisi olarak son özgür düşünce programında söylediklerini dikkatle takip etmenizi öneririm. Hazine nedir? Hazine eşittir toplanan vergiler. Peki, eee ben yaşadığım İngiltere'de her gün her yıl kazancımın vergisini ödüyorum. Yılın ortasında tahakkuk ediyor vergi ve işte diyor ki yıl sonuna kadar veya önümüzdeki yıl başında şu kadarı parayı şu hesaba ödeyeceksin diyor. Ve ben de o kadar parayı bulup denkleştirip bu hesaba ödüyorum. Kazancımın %20'sini ödüyorum her sene. Kazanırken benden vergi istemiyor. Ha elbette KDV vesaire gibi dolaylı vergilerle biz de muhatabız her yerde olduğu gibi. Fakat kazanırken vergi istemiyor veya benim işverenim benim vergimi ödemiyor, ödemiyor veya benim aldığım maaştan neyse. Ben bir yerden maaş almıyorum da benim aldığım maaştan vergi düşmüyor. O anlamda söylüyorum. Ama siz alıyorsunuz maaşınızı veya kazancınızı bürüt olarak sene sonunda da kişisel olarak gidiyorsunuz verginizi ödüyorsunuz. Kurumlarda öyle. Fakat Türkiye'de bu böyle olmuyor. Türkiye'de Erdoğan'ın oy aldığı taban da direkt götürüp de işte sen ne kadar kazanmışsın? 10 bin lira kazanmışsın bir yılda. Yıllık olarak söylüyorum. 10 bin lira kazanmışsın. Bunun 2 bin lirası vergidir. 2 bin lirayı şu tarihe kadar ödeyeceksin. Ey vatandaş demiyor devlet. E, dolaylı vergilerle bu vatandaştan çıkıyor. Erdoğan'ın tabanı da büyük ölçüde böyle ve Unutmayın Türkiye'de bugün 20 milyonun üzerinde vatandaş doğrudan devlet desteğiyle yaşıyor. Artı devlete bağlı ücretliler de son derece yüksek ve bu ücretliler de bir takım devlet imkanlarında da yararlanıyor. Yani memur maaşını alıyor veya işçi neyse. sağlık imkanlarından yararlanıyor. Farklı işte ücretsiz olanaklardan yararlanıyor. Bunu herkes biliyor. Fakat vatandaş vergisini doğrudan ödemediği için dolayısıyla vergilerin hesabında sormuyor. Artı devlete de bir şükran besliyor. Bu Osmanlı'dan beri böyle. Hazine dediğinizde Aa, yani hazinenin kendi paralarıyla, kendi top, verdiği vergilerle, vergi de vermiyor ya zaten. E, kendi vergileriyle, kendi kursağından kesilenlerle oluştuğunun falan bilincinde değil. Bu Osmanlı'dan beri böyle. Hazine deyince e, devletin hazinesi artık oradan bize ne damlarsa falan diye bakıyor. Şimdi e, Türkiye'de muhalefet yapıyorsanız Erdoğan'ın tabanındaki ve vatandaştaki bu psikolojiyi iyi analiz etmek zorundasınız. Millet fakirleşiyor, hazine soyuluyor. Bunun saraydaki için önemi var mı? Hayır. Hiç önemi yok. E, elindeki tüm araçları kullanacak ve bunu manyakça e, yapacak. E, ne bileyim vergi barışlarına özellikle parti tayfasının yararlandığı ya da müşteri garantili bir takım ihalelere veya projelere falan hiç girmeyelim. O zaten soygun. Yani o e, zenginleşme falan da değil. Direkt soygun. Erdoğan iktidarı kaybetmemek önümüzdeki seçimi garantiye almak zorunda. Ee, tek derdi bu. Milletin fakirleşmesi şu bu falan değil. Ee, ve vatandaşta da şu oluştu. İşte onu diyorum ya moral üstünlük saraya geçti derken kastettiğim biraz da bu. Vatandaşta Erdoğan, yönete Vatandaş. Vatandaş Erdoğan da bu krizleri bir biçimde yönetebildiğini gördü. Vatandaş. Vatandaş Erdoğan'da bu krizleri bir biçimde yönetebildiğini gördü. Ve görüyorsa Kılıçdaroğlu ne derse desin, Meral Akşener ben Cumhurbaşkanlığından çekiliyorum, başbakanlık yapacağım desin. 6 muhalefet partisi bir araya, bir araya gelip güçlü parlamenter sistemde anlaştık desin. Ne derse desin. Bakın saraydakilere dolar isterse 50 lira olsun, dolarla mı maaş alıyorsunuz falan söyleminden döndüler. Kötü ekonomi üzerinden pro propaganda yapmaya başladılar. Enteresan ve tuhaf bir biçimde. Ya arkadaş, yani her şeyi döviz endeksledin sen şu anda. Hem faiz artı döviz endeksledin. Dolardan bize ne derken her şeyi faiz artı döviz endeksledin. Dedim ya iktidarın bir namusu yok. <laughs> yani şu kadar bir namusu olsaydı bütün bunlar olmazdı. Altı ay dayı bir rahatlama umuyor saray bu manevrayla. Fakat bu bana göre bir seçim hamlesi değil. E, Nabz tutuluyor. Şunu unutmayın, unutmayın. Saray bütün hamleleriyle, bütün hareketleriyle e, kamuoyunun nabzını tutuyor. Kamuoyunda bunun nasıl yankılandığına bakıyor, oylarının eridiğini, eski desteğinin kalmadığını, bugün seçim olsa kazanamayacağını görmüyor mu Erdoğan? Hepsini görüyor. Ve kamuoyuna açıklanmayan, bizim bilmediğimiz veya şirketler bize bir şey açıklıyor, Erdoğan'a başka bir şey söylüyor veya Erdoğan'a hakikati söylüyor. Neyse, son derece geniş bir tabana çapraz anketlerle kamuoyunun nabzını e, ölçüyor. Bana göre bu bir nabız nabız yoklama hamlesi. Mevcut verilere bakarak önümüzdeki 3 ayda 6 ayda seçim öngörmüyorum. Bu yayınları takip edenler geriye doğru bu söylemden hiç sapmadığımı bilirler. Yazdan beri aynı şeyi söylüyorum. Erken seçim, baskın seçim hangi koşullarda olur? Onu da söyledim. Yani muhalefetin bastırmasıyla erken seçim, baskın seçim olmaz. İktidar isterse erken seçim veya baskın seçim olur ya da Devlet Bahçeli masayı devirirse erken seçim veya baskın seçim olur. Haydi seçime git 2002'de 3 Kasım 2002 tarihini işaret ederek 2002 yılında yaptığı gibi hadi seçime gidiyoruz. Bu işi bir erken seçim temizler derse Devlet Bahçeli 3 ay içinde seçime gidilir. Evet. Ama onun dışında yani iktidar ortakları istemeden, iktidar ortaklarından herhangi biri istemeden muhalefetin bastırmasıyla erken ya da baskın seçim olmaz. İktidarın da bu hamleleri erken veya baskın için baskın seçim için yaptığını düşünmüyorum. Benim analizim bu, bu kadar net. 3 ile 6 ay içerisinde. Ee, yanılma payı bırakıyorum ama düşük bir yanılma payı olduğunu da ifade edeyim. Seçimi aldığını gördüğü anda, seçimi cepte gördüğü anda sandığı getirmekte tereddüt etmeyecektir Tayyip Erdoğan. Ee, muhalefet ne düşünüyor şu anda bilmiyorum ama afallamış durumda. Ee, muhalif cephelerde karışmış durumda. Birazdan grafiklerle ekrana getireceğim. Ee, bakın, şu oldu. Merkez Bankası'nın açıkladığı, en son açıkladığı politika faizi oranı %14. Ve hazinenin açıkladığı tebliğ bunun altında olamaz diyor. Bankaların vereceği faiz. Ve bankalar bugüne kadar bunun üzerinde faiz veriyordu zaten. zaten Yani sizin gidip de %14 ile bir motorlu taşıt kredisi almanız ya da bir Ev kredisi almanız olanaklı mı? Tüketici kredisi almanız olanaklı mı? Türkiye'de yaşayanlara soruyorum. %14 ile tüketici kredisi alabiliyor musunuz? Ev kredisi alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Zaten Merkez Bankası'nın açıkladığı politika faizi daha çok kurumlar için. Bankalar oradan %14 ile alıyorlar, %22 ile satıyorlar onu. Aradaki farkı da indiriyor. Bu böyle yani. Şimdi... Merkez Bankası'nın açıkladığı politika faizinden az olamaz kararıyla faiz... Bankalar arasında bir rekabet olacak ve bankalar en az yüzde 14 olmak üzere faizle mevduat toplayacak. E, niye rahatlıkla toplayacak? E çünkü e, banka düşük faiz verecek belki ama aradaki döviz farkını, döviz getirisi farkını hazine kapatacak. Yani kamu bankası olsun olmasın, bir e, siz bankacı olsanız ne yaparsınız? Ben, ben aynen şunu yapardım. Ben bankacı falan değilim. Sadece burada bir fırsat görürdüm. Derdim ki Merkez Bankası politika faizini 14 olarak açıklamış. Ben kredileri kaçtan veriyordum? 20'den, 22'den, 24'ten veriyordum. E şimdi bunun altında yani şimdi diyor ki devlet işte efendim mevduat faizini ben döviz endeksledim falan filan falan. Dolayısıyla ben faizleri indireyim %14'e. Daha aşağısını veremiyorum zaten. Üstünü de zaten devlet kapatacak. Mevduat toplayayım. Ben böyle düşünürdüm yani ekonomi bilgisi belli, bankacılık bilgisi belli olan biri olarak. Şimdi diyelim ki devlet e, bu şekilde 1 trilyon TL mevduat toplandı. Ve %15 faiz işletilecek ortalama söylüyorum. Buna %15 faiz işletilecek. Döviz de %50 işte TL karşısında değerlendi. Aradaki fark kaç? 35 puan. Dolayısıyla bu 35 puan farkı neresi ödeyecek? Hazine ödeyecek. Yani 1 trilyon mevduat söz konusuysa, 1 trilyon liralık mevduat söz konusuysa 35 puan ne yapar? 350 milyar TL hazineden yani vatandaşın cebinden çıkacak. E, bu da hemen her alanda fakirleşme demek. Hemen her alanda fakirleşme demek. E, ve yükün tümüyle kamunun sırtına yüklenmesi demek. Türkiye'deki mevduatın yarıdan fazlasının milyonerlere ait olduğunu da söyleyelim. Dolayısıyla bu milyonerleri de yine vatandaş finanse edecek. Şimdi siz bunu bir Nasrettin Hoca fıkrası tadında anlatabilirseniz halay çekenleri ikna edersiniz. Ama aksi takdirde halay çekenleri ikna edemezsiniz. Ve Erdoğan'da yani Erdoğan'ın da Gene Nasrettin Hoca fıkrasından mülhem söyleyeyim, Erdoğan'ın da göle çaldığı maya tutar. Durum budur. Uzun bir özet oldu ama e, bu özeti yapmak e, zaruriydi. Bakın, pazartesi günü tespit edilmiş bu karede arkadaş Atlas dövizden panoyu çekiyor. 17.90 alış, 18.10 satış. Şimdi bu tabii 12'lere düştü diğer Euro, İngiliz sterlini falan baktığınızda da. Özal'ın e, dövize çevrilebilir mevduat harekatı 1989 tarihinde milliyete böyle haber olmuş. Bak, bakın orada diyor ki Özal, Turgut Özal dönemin başbakanı ve 1983'ten beri iktidarda dövize çevrilir mevduat yani DCM'ler olmasaydı her ailenin geliri yılda 1 milyon lira daha fazla olacaktı. 9000 okul, 900 orta boy fabrika, 500 hastane, 4000 kilometre otoyol yapmak mümkün olacaktır diyor. Ve iktidardaki 7. senesi Turgut Özal'ın söylediği şey şu. 7 yıldır bunu ödemekle geçti diyor. Evet, bundan sonrasına, bundan sonra Erdoğan'dan sonra idareye gelecek olan, iktidara gelecek olanlara gelecek olanların sırtına bırakılacak bir kamburdur dövize çevrilebilir mevduat. Cem Toker bir ayda %70 değer kaybeden sonra birkaç saatte %30 değer kazanan para birimli ülkede ne yatırım yapılır ne de ticaret diyor. Uğur Gürses şaşkınlık var Ankara'da. Şimdi döviz bozdurursanız bu mekanizma var. O da bir defa var deniyor. Kur farkını da Merkez Bankası matbaasına yüklemişler. Yani hazine değil şeyi farkı Merkez Bankası para basarak ödeyecek diyorlar ki işte bir cebimden diğer cebime gibi bir şey. Şaka bir yana diyor Ergun Babahan. Erdoğan bu gece seçmen nezdinde ciddi bir gol attı. Sokaktaki insanın bunun bedelini anlaması zaman alacak. Muhalefet bir kavga çıkaramazsa kazanamaz. Yüksek faiz politikası Erdoğan'a kazandırabilir. Tam da bunu anlattım ilk 10 dakika boyunca. Ergun Baba'nın tek tweet'te özetlemiş. Vedat Demir diyor ki, Erdoğan ülkenin kaynaklarını, mülklerini tükettikten sonra halkın parası olan hazinenin tamamını masaya iş sürdü. Fakirleşme ve iflas kaçınılmaz. Hani filmlerde görmüşsünüzdür adam önündeki her şeyi böyle sürer ya kumar masasında. Onun gibi bir durum. Sedat Bozkurt, doları 8 TL'den 18 TL'ye çıkarıp oradan 12 TL'ye indirip %50 artırıyorsunuz. Bunu dolaylı yaptığınız için kitlenizin gözünde bir kez daha kahraman oluyorsunuz. Allah her siyasetçi, her siyasetçiye böyle seçmen nasip etsin demiş. Tam da bunu anlatıyorum. Durmuş Yılmaz farkı kim ödeyecek? Hazine mi, Merkez Bankası mı diye soruyor. Merkez Bankası ödeyecek. Yani farkı Merkez Bankası para basarak ödeyecek. Para basmak da serbest. Kendi paranızı istediğiniz kadar basabilirsiniz. Ancak e, Durmuş Yılmaz'ın Halk TV'de e, Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir. Sözleri de çok spekülatif bulundu. Katılıyorum. Esasen şu oldu. Pazartesi akşamı 21 dolaylarında Erdoğan'ın açıklama yapacağı belliydi ve bu açıklamayı yaparken, bu açıklamayı yaparken veya yapmadan önce bu bilgiyi alanlar 18'den dolar sattılar. Salı sabahı da 11 liradan 12 liradan topladılar. Aradaki farkı da buyurun siz hesap edin. Doğru mu anladım diye soruyor savaş genç parasını faize yatırmayan dindarlara, Müslüman olan ve Naslar dışına çıkamam diyen Erdoğan. Paranızı dövize değil faize yatırım. Yatırın. Aradaki kur farkını yetimin bile hakkı olan hazineden ödeyeceğim mi, diyor. Bir başka özet bu mu? Evet, bir başka özet bu. New York Times Bakın Türk medyası haber yapamıyor. New York Times üç çocuklu bir aileyle konuşuyor. Temel ihtiyaç yok. Türk medyasının yapamadığı haberi okyanus ötesinden New York Times gelmiş haber yapmış. Ekonomik krizin üç çocuklu bir aile üzerindeki etkisini yazmış. Fabrika işçisi Bilal ve ailesinin son dönemde birçok harcamayı kısmak zorunda kaldığı ve bir yıldır et almadığı belirtilen haberde ailenin son dönemde ısınma giderlerini de azalttığı ve çocuklarına daha az bisküvi alabildiği kaydediliyor. 33 yaşındaki Bilal ve 35 yaşındaki eşi Sevinç'in hala hazırda birçok borcu var, birçok temel ihtiyacı karşılayamıyor, ayın sonunu getiremiyor vesaire. Okyanus ötesinden New York Times geliyor, senin üç çocuklu dar gelirli ailenin et alamadığını haber yapıyor, senin medyan bunu ekrana taşımıyor. Bir başka şey birkaç yayın önce söylemiştim. Tarsus'ta olmuş efendim. Benim memleket olduğu için dikkatimi çekti otomatikman. E, CHP Tarsus İlçe Başkanlığı Kadın Kolları Başkanlığı girişimleriyle e, ekmek dayanışmasıyla alınan unlar ekmekçik kadınların imecesiyle yufka ve ekmeğe dönüşüyor diyor. Undan ekmeğe Tarsus'ta imece demiş. Böyle bir döneme doğru gidiyoruz. Yani gerçekten temel gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin bir şekilde imece usulü. Toparlanıp, üretilip neyse muhtaçlara dağıtılması seferberliği. O arada CHP korkunç güçlü bir hamleyle, son derece etkili bir bildiriyle 7 maddelik biz nasıl çözeceğiz diye ortalığı sarstı efendim. İşte bu bildiri ekranda gördüğünüz ee, saatlerdir günlerdir bu konuşuluyor 21 Aralık'ta galiba açıklanmış. Fakat ben bunu açıklandığını duyunca acaba bu fake mi falan diye şey yaptım. CHP'nin Twitter hesabına girdim. CHP'nin resmi 2 milyon takipçili herkes için CHP Twitter hesabında bu yok. Ayrıca olsa ne olacak? Biz nasıl çözeceğiz? Böyle aha da bildiri. Tamam. Aa evet CHP'de böyle çözecekmiş. Hemen düşelim CHP'nin peşine. Ne diyecek insanlar? Avrasya araştırma Erdoğan'ın karşısında aşağıdaki isimlerden biri çatı aday olursa ya da ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz diye sormuş. Muhtemelen bu şeylerden önce, dalgalanmadan önce. Kemal Kılıçdaroğlu da de, koysa, Ekrem İmamoğlu da koysa, Mansur Yavaş da koysa. Kararsızlar dağıtılmadan %50'yi geçiyor görünüyor. Esasen Avrasya araştırma. Bu araştırmayla Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısına çıkarsa kazanır demiş. Yoksa Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın oylarının Kılıçdaroğlu'ndan yüksek olmasının e, şeyisi yok, önemi yok. Zaten diyor kararsızları da dağıtmadık diyor. Kararsızlar da diyor Kılıçdaroğlu'na verdi mi diyor olay biter. E, muhtemelen Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan karşısında 60'a 40 kazanır anketi bu. Bilmiyorum gerçekten öyle mi takdiri size bırakıyorum. Ömer Fethi Gürer CHP'li milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi emekli maaşlarının en düşük net asgari ücret olması için verdiğim kanun teklifi AKP oylarıyla reddedildi. Biliyorsunuz asgari ücret 4250 oldu. 253 hatta. Bin, 1500 alan. E, emekliler var 1500, 1800, 2000, 2500 olan. Hani asgari ücret buydu diye kimse sesini çıkaramıyor tabii. Mecliste de önerge veriyorsun kabul edilmiyor. Böyle bir ülke. Son not. Şenol, Şenol Babuşçu'dan gelsin. Sayıştay raporunda 30 Haziran 2021 itibariyle Demirören grubunun Ziraat Bankası'na 828 milyon dolar, 931 milyon TL ana para, faiz ve komisyon borcu bulunduğu, risk teminat dengesinin %50'den düşük seviyede olduğu ve bankanın yakın izlemedeki kredilerinin %19'unu oluşturduğu vurguladı. Yani bankanın yakın izlemedeki kredilerinin 5'te 1'i Demirören'in batık kredisi. Böyle bir soygun, Sadece dikkatinize getirmek için, altını çizmek için okudum efendim. Böyle bir soygun, böyle bir milletin üzerinden zenginleşme dönemi. Bakın, bir dövize endeksli mevduat e, şeysi çıkardılar pazartesi günü. Bunun daha yasası çıkmadı. Yasası çıkacak. Ama yasası çıkmadan herkes konuşuyor. Herkes olayları belirledi. O da ayrı bir konu. Bu yasa... E, Anayasa Mahkemesi'ne götürülecek muhtemelen. Anayasa Mahkemesi de muhtemelen onaylayacak. Halbuki bunların kabul, et yani bunların yasa olarak çıkması da Anayasa Mahkemesi'nin kabul etmesi filan da son derece sorunlu. Çünkü e, miktarını bilmediğin bir şeyi e, hazineden finanse edemezsin. Hazine demek vatandaşın vergileri demek. Dolayısıyla hazineden yapacağın harcamanın her şeyi belli olacak, öngörülebilir olacak. Ve ödenecek olan şey belli olacak miktarını bilemediğin dövizin artışı nereye gider ne olur bilmiyoruz ki döviz çıktı işte şu, şu anda diyelim ki 12 lira oldu 22 lira oldu 32 lira hazinede bunun karşılığı olmak zorunda onun için miktarını bilmediğin bir şeyi hazineden finanse edemezsin bu bir İkincisi, yani ucu açık döviz nereye giderse gitsin böyle bir şey olmaz İkincisi bunda bir kamu menfaati yok yani kamu menfaati olmayan bir yere kamu, e, kamu parasını ayıramazsın Ezbere söylemiyorum. Özgür düşünceyi seyrettim Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim Öztürk'ün analizlerini oradan aktarıyorum. Ayrıca önceden bilip alıp satanlar işte ihracatçının kur riskini hazinenin alması işte bankaların biraz evvel anlattığım faiz rekabeti şu bu filan işte dolar iner çıkar bize ne diyenlerin finansı dolara endekslemesi kimsenin de gıkının çıkmaması falan ekstra sorunlar. Moral üstünlük saraya geçti. Ve bunu bir kere daha söylüyorum. Bunun böyle olmadığını, yaşananların bir kandırmacı olduğunu ve her şeyin uzun yıllar telafi edilemeyecek bir şekilde bir kere daha milletin sırtına yüklendiğini çok iyi tane tane biraz evvel CHP'nin ekrana getirdiğim 7 maddeli kimsenin okumadığı CHP'nin resmi Twitter adresine bile koymadığı o bildirilerle falan değil böyle Nasrettin Hoca fıkrası tadında tane tane anlatıp o alay çekenleri ikna etmek zorundasınız. Değilse Erdoğan'ın göle çaldığı maya tutar arkadaşlar. Diyor ve bir yayını daha kapatıyorum. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla hoşçakalın.